Şimdi siz biraz diyalektikten bahsettiniz, damla bakterilerden bahsetti. Ben de bunlarla ilgili bir konudan bahsetmek istiyorum. Yine bakteriler, biliyorsunuz tarihe diyalektik atfetmeye çalışanlar canlılığa da diyalektik atfetmeye çalışırlar. Tarih ilkelden gelmiştir, gelişmişe gider mantığıyla ortaya çıkanlar canlılığa da bunu empoze etmeye çalıştılar. Ve dediler ki bakteri işte oluştu, ondan sonra da biz meydana geldik işte dönüşe dönüşe. Bunun da biliyorsunuz hangi evrim kitabını açsanız karşınıza çıkacak bu konuda sözde delillerden en önemlisi bakterilerin antibiyotik direncidir. Ben bu konuyu birkaç gün önce anlatmıştım çünkü dünyada bir panik var. Evet. Şu anda antibiyotiklere direnç geliştiren bakteriler %70 kadarına direnç geliştirmiş durumda ve daha henüz üretilenlere bile hali hazırda direnç geliştirmiş durumdalar ve dünya ne yapacağız diye konuşuyor. Fakat hocamızın çok önemli söylediği bir şey vardı geçen gün. Hiçbir bakteri çağatın hastalığına dönüşmemiş yani. Bu evrimleşme olmadığına dair çok çok önemli bir delildir. Bunu bakterinin direncini getirip bize evrim diye göstermeye çalışıyorlar. Bu gerçekten yani bir çocuk oyunu gibi. Böyle bir şeyin olmadığı çok açık. Bakteriye Yüce Rabbimizin verdiği çok önemli bir özelliktir bakteri direnci ve olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu, hiç ilkel bir canlı olmadığını, bizden daha akıllı, evet, insandan daha akıllı olduğunu sergileyen bir şeydir. Hiçbir antibiyotik direnci evrimleşme değildir. Genetik kodlarında değişikliklerle meydana gelir bakterilerin ve hiçbir bakteriyi bakteri olmaktan başka bir varlığa dönüştürmemiştir. Başka bir özellik eklememiştir. Hatta bir çeşit bakteriyi, mesela anaerobik bakteriyi bir fotosentetik bakteriye falan da dönüştürmemiştir. Evet. Yani bakteriler arasında bile bir çeşitlilik meydana getirememiştir. Bakteri bakteri olarak kalmıştır. Evrimleşme eğer bir canlının diğerine dönüşmesi ise biz bunu bakterilerde herhangi bir şekilde göremiyoruz. Şimdi bakterilerin antibiyotik direncinde hatırlarsanız o gün detaylı anlatmıştım. Bu konuda gerçekten akıl geliştirdiklerini ve daha bir buçuk yüzyıl öncesinden şu an geliştirilen antibiyotiklere direnç geliştirmiş bakteriler olduğundan bahsetmiştim. Hatta burada kardeşlerim de söylemişlerdi. Yani onlar biliyor ama insan bilmiyor. Yani Allah daha yaratışın, onları yaratmasından itibaren onlara o bilgiyi vermiş. Aylin'cim, burada çok kısa bir şey belirtmek tabii istiyorum. Biz şimdi burada tabii ki anlatım üslubu olarak mecburen direnç geliştirmiş diye anlatıyoruz ama evrimcilerin kastıyla bizimki arasında çok fark var. Çünkü o direnç zaten demin burada Aylin'in de söylediği gibi genlerinde mevcut olan bir şeyi ortaya çıkarma, evet, anlamında biz anlatıyoruz. Ama evrimciler olmayan bir şeyin sonradan geliştirilerek bir özellik kazanma anlamında anlatıyorlar. Dolayısıyla burada direnç geliştirme mevcut genlerindekini ortaya çıkarttılar anlamında inşallah kullanıyoruz. Tabii yani bunu elbette bir bakteri dışarıdan aldığı genle de meydana getirebiliyor. Yani bu da zaten olağanüstü bir sistemdir. Çünkü genetik bilgisine şifre ekliyor ve onun üzerine bir şey gerçekten kendi bedeni diyorum artık, evet, tek hücreli bir canlı. Orada böyle bir şeyin oluşmasına vesile oluyor Allah. Fakat burada zaten çok önemli bir sanat var. Çünkü oradaki ilacı tanıyor. O konuda bir kimyasal analiz yapıyor. Orada hangi genetik şifre onun işine yarar biliyor ve bir alışveriş başlıyor. Şimdi ben bu alışveriş konusundan biraz bahsedeceğim. Çünkü herhangi bir antibiyotik vücuda girdiğinde, o gün de anlatmıştım, eğer geniş bir koloni değilse bu, orada bakteriler gerçekten zayıflayıp yeniliyorlar bu antibiyotiğe karşı. Fakat geniş bir koloni ise o zaman direnç geliştiriyorlar. O zaman müthiş bir yardımlaşma başlıyor aralarında. Şimdi Darwinistler genel olarak buna aslında çok uzun yıllardır şunu da delil gösterdiler. İlk başta antibiyotik geliyor. Zayıf bakteriler bir anda ölüyorlar. Fakat diğer dirençliler hemen kendilerini çekip güçlenmeye başlıyorlar. Yıllarca bu iddia edildi ve bunu Darwinistler genel olarak güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan elenir mantığına, yani Darwin'in ünlü mantığına delil getirmeye çalıştılar. Bu biliyorsunuz doğada doğal seleksiyon olarak gerçekten vardır fakat evrimleşme sağlamaz. Ve biz bunun yanında hep şunu da anlatırız, tamam doğada böyle bir şey vardır fakat bunun yanında fedakarlık vardır. Şimdi yeni yapılan tespitlerde bakterilerin antibiyotiklere direnç geliştirmesi sırasında müthiş bir fedakarlık örneğinin meydana geldiğini tespit etmişler ve bu çok şaşırtıcı bir şey. Onlar için şaşırtıcı, bizim için normal çünkü Allah ilham ediyor onlara. Şimdi eskiden zayıf bakteriler hemen ölürdü diye biliyorduk. Dirençli bakteriler hemen orada çoğalmaya başlıyordu diye. Şu anda yeni yapılan bir keşifle dirençli olan bakterilerin indol adı verilen bir molekül salgıladığı anlaşılmış. Bu indol molekülü kendi enerjilerinden bir kısmını zayıf olan bakterilere göndermek için
bir molekül. Çok ilginç. Maşallah. Kendi dirençlerinden kaybediyorlar. Yani bir fedakarlık orada gösteriyorlar. Antibiyotiğe direnebileceklerken aslında orada zayıf olanları da kurtarmaya çalışıyorlar. Ve indol molekülleri zayıf olanlara giderek onlara bir miktar enerji takviyesi yapıyor. Bizim kullandığımız bu kortizon tarzı ilaçlar gibi böyle bir dayanıklılık sağlıyorlar. Ve dirençsiz olan bakterilerde dirençlilerle birlikte orada güçlenmeyi başarabiliyorlar. Fakat bu arada dirençlilerin müthiş bir enerji kaybettiği ve bu fedakarlığı göze aldıklarını da söylemek gerekiyor gerçekten. Yüce Rabbimiz o küçücük, bakın 4 milyar yıldır, yaklaşık 4 milyar yıldır bu yeryüzünde var olan bakterilere 4 milyar yıl önce var oldukları zamandan beri bu özelliği vermiş. Onlara nasıl davranacaklarını söylemiş ve şu an ben bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Koskoca bir kainat, koskoca 21. yüzyıl teknolojisi bunun karşısında aciz kaldı. Aciz kaldıkları Yüce Rabbimizin gücüdür, Yüce Rabbimizin sanatıdır. Bunu çok iyi düşünmeleri gerekiyor. O ilk ilkel hücreden gelişti de işte şöyle olduk dedikleri o sözde ilkel hücrenin hiç de ilkel olmadığını Allah onlara gösteriyor inşallah. Aslında Aylin'cim, insan bedeninde bu bakterilerin savunma sistemi, bu anlattığımız antibiyotiğe karşı. Yani bakteri tek hücreli ama onun da bir savunma sistemi var kendisinde. Yine kendi bedeninde diyeceğim ama senin de söylediğin gibi tek hücreli bir canlı, ama insanın bedeninde bu ilk insan yaratıldığından itibaren zaten bu savunma sistemi mevcut. Vücuda giren burada antibiyotik bizim için tabii faydalı bir şey ama bakteri için tabii ki faydalı bir şey değil. Onun için ona bir savunma geliştiriyor. Bizde nasıl mikroplar, antijenler vücuda girdiğinde vücudumuzun savunma sistemi ona karşı bir direnç meydana getiriyor hep birlikte. Aslında bunun gibi bir şey ama evrimci hiçbir zaman insanın savunma sistemini bu anlamda kullanamıyorlar. Çünkü ilk insandan itibaren böyle bir savunma sistemine sahip olmamış olsak zaten insan neslinin devamı gibi bir şey söz konusu olamazdı. Biliyorsun savunma sistemi düşen veya zayıflayan insanlarda hemen çeşitli hastalıklar, hatta ölümcül hastalıklar meydana gelmeye başlar. Ama savunma sistemi insan için çok büyük bir nimettir. Allah'ın yarattığı ve ilk insandan itibaren hiçbir evrimleşme süreci geçirmeden bütün vücuda giren o mikroplara, virüslere karşı, işte antijen dediğimiz her şeye karşı mücadelesini tam olarak sürdürüyor inşallah. Maşallah.